صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا وعلى اله وصحبه وسلم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب ادريس إنه كان صديقا نبيا ورفعنا مكانا عليا صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Bizleri bu mübarek geceye kavuşturduğu allah Teala Hazretler'e sonsuz hamdü senalar olsun. Amin. allah Teala hayırlı uzun ömürlerle, sıhhat ve bu yolda devam, sebat istikametlerle, daha nice 15. gecelere kavuşmak nasip eylesin. Amin. Bu mübarek gece Recep Şerif'in yarı gecesidir. Aynı zamanda Cuma gecesine denk gelmiştir her sene böyle denk gelmez. İlk geceyle mürtebittir. Çünkü ilk gecede cuma gecesine denk gelince 15. gecede tabi aynı geceye tevafuk eder. Bazı senelerde bu olur, her sene olmaz. Bu sene Rabbimizin yine geniş lütfuna mazhar bulunuyoruz. Ve bugün tefsirde Ruhul Furkan tefsirini yazdırıyoruz. Allahu Teala'nın nikmeti. Tabi tefsir zaten hep öyle denk gelmiştir. Musa Aleyhisselam ile Mevla Teala'nın mükalemesi, konuşması ve ne konuştukları hakkında ki uzun rivayet Ahmet bin Hanbel Hazretleri Ezzühd isimli eseri var. Tek cilt o kitabında rivayet ediyor. Onu yazdırdık. Bu mübarek gecede 15. gece Allahu Teala'nın Musa Aleyhisselam ile mükaleme buyurduğu gecedir. Bugün Mevla ile bu gece görüştü, konuştu. Bugün de tefsire onun ne konuştukları uzun bir rivayet yazıldı. İnşallah fırsat olursa onu anlatacağım. 13. cilt çıktı biliyorsunuz. Daha bu 14. ciltte çıkacak. Tabi bir seneye yakın zaman alır. 14. cildin çıkması ama siz zaten çıkanı okumuyorsunuz ki çıkacağı bekleyesiniz. Onun için size yani şimdiden bu rivayeti anlatmakta fayda var. Çünkü nasıl olsa kitap çıkmış, çıkmamış sizi çok alakadar etmiyor. Siz çıkan kitaplarda neler yazıldığı ile alakalı da çok titiz davranmıyorsunuz. İnşallah Rabbim hevesinizi artırır da. Amin. Allah Teala kendinizle alakalı olan efendim meselelerde titiz davrandığınız gibi meraklı olduğunuz gibi Rabbim bu tefsirin ve diğer yazdığımız kitapların muhtevasında olanlarla efendim okuyup amel etmeyi cümlemize nasip eder. Allah Teala bize heves ihsan eder inşallah. Bu Mübarek gece efendim evvela 14 gece var dedik. sene içerisinde ibadetle geçirilmesi, ihyası kuvvetle müstahap son derece sevgili Allah katında. Bu gecelerin ibadetle geçirilmesi müstahap ve bu gecelerde yapılan dua asla reddolmaz. Bu 14 geceden birisi de bu mübarek 15. gecedir. Recep Şerif'in 15. gecesi olan bu gece. Bu hususta çok rivayet vardır. Ancak Recep Şerif'le alakalı kaç gece vardır? Bu mübarek ayda bu 14 geceden 4'ü Recep Şerif ayındadır. Bu 4'ü hangi gecelerdir? İlk gece ilk cuma gecesi 15. gece 27. gecedir. Şimdi ne kaldı önümüzde bu aydan? Bir tek 27. gece kaldı. İlk geceyle de ilk cuma gecesi de aynı geceye rastladığından bu sene Recep ayındaki dört geceden hangisi oldu? Üç gece oldu. Yani üç gecemiz kuvvetle, ibadetle ihyaçı müstahap olan üç geceye Kavuşacağız inşallah. Şimdi ikincisine kavuşmuş bulunuyoruz bu itibarla. Hem cuma gecesidir hem 15. gecedir. Yapılan dualar %100 kabuldür. İnşallah Rabbim bu mübarek gecede lütfu keremiyle cümlemize makbul dualar nasip eylesin. Evet. Haberde şöyle vardı olmuştur. Yani hadis-i şerifte naklediliyor. Leyletün nisvi bir recep Recep'in 15. gecesi, "Hielleti kellem Allahu Musa." Allahu Teala'nın Musa Aleyhisselam ile konuştuğu gecedir. Önemli olayların yaşandığı mekanlar ve zamanlar Allah Teala katında çok şerefli olurlar. Şimdi bu mübarek gecede hangi önemli hadise vuku bulmuştur ki Allahu Teala bu geceye değer veriyor? allah Teala bir sebeple değer veriyor. Mesela Kadir Gecesi bin aydan hayırlı oldu ama bunun bir sebebi sorulacak olursa ne diyoruz? Kur'an-ı Azimüşşan o gecede indirildiğinden diyoruz. Bunun gibi bu mübarek gecelerin her birinde önemli hadiseler meydana gelmiştir. Bu mübarek gecede de iki önemli hadise bize nakledilen kadarıyla. Nakledilmeyen de başka çok şeyler olur. Musa Aleyhisselam'ın Mevla ile konuştuğu gece ne demektir? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç yaptığı gece gibi demektir. Musa aleyhisselam açısından. E şimdi Miraç gecesi de bu aydadır. E demek ki Musa aleyhisselama Mevla ile konuşmak nasip oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de görüşmek nasip oldu. Bu ikisi de hangi ayda oldu? Recep ayında oldu. Bu ilginç değil midir? Ondan sonra hadise çok büyük. Çünkü Firavun ne oluyor? Efendim helak olacak, Firavun'a tebliğ gidecek, Firavun'un tacı tahtı yıkılacak, e, bu ne demektir? İsrailoğullarının hürriyetine kavuşması demektir, kurtuluş demektir, bu ne demektir? E tabi Yuşa Aleyhisselam ve ondan sonra, nice peygamberlerin, o ümmete gönderilmesinin, kapısının aralanmasıdır. Ki, 124 bin, bir vaat 224 bin, peygamberin ekseriyeti kime gönderilmiştir? İsrail olana gönderilmiştir. İşlerinde çok enbiya vardır, evliya vardır. Tabi şimdi de bolca eşkıya yetiştiriyorlar. Şu andakiler, Yahudileri diyoruz. Ama evvelki peygamberler döneminde çok kıymetli peygamberler ve sahabileri ve tabiileri bulunmuştur. Kur'an-ı Kerim onları alemlere üstün kıldığından bahsediyor Allahu Teala. Şimdikiler onların çocuklarıdır ama şerefi kaybetmişlerdir. Ve bir de tabi başkalarına nispetle daha büyük şerefsizlik kaydetmişlerdir. Bu da nedendir? Çünkü böyle büyük peygamberlerin torunları böyle eşkıya olursa onların uğursuzluğu kat kat olur. Allah Teala estağfirullah zürriyete men hamelna ey Nuh ile gemiye yüklettiğimiz gemide taşıttığımız Sam, Ham, Yafes'ten türedi bütün dünya halkı şu anda. Nuh Aleyhisselam'ın üç oğlundan yaşama, bütün beşer, Musa Aleyhisselam'a çok ıı, salavat okumamız bize emrediliyor, dua etmemiz, yani tabii onun bizim duamıza ihtiyacı yok, ona salavat getirmek demek. Kendimize yarar. Çünkü neden? Miraç gecesinde de bizim 50 vakitten namazın 5 vakte indirilmesinde aracımız olmuştur. Çok mübarek bir aracılık yapmıştır. Hiçbir peygamberin Resulullah'tan sonra sallallahu aleyhi ve sellem bizim üzerimizde bu kadar hakkı yoktur. Yoksa biz mahvolmuştuk yani. Ha sebepler alemindeyiz ama sebebi vesileyi de görmek ona da saygı göstermek lazımdır. Çünkü Kainat Efendisi bize sallallahu aleyhi ve sellem böyle emrediyor. Ayrıca ve raf'a idrise fiha ilessema. Allah Teala bu mübarek gecede 15. gecede Recep'in yarısı gecesinde İdris Aleyhisselam'ı göğe kaldırmıştır. Bakalım bu ikisinden de kısaca anlatmaya çalışacağız. Hem bu geceyi ihya'ya niyet edelim inşallah. Hem af olmaya niyet edelim inşallah. Hem bu peygamberlerin şefaatlerine dahil olmayı niyet edelim inşallah. Bu mübarek gecenin kıyamına sayılsın. Ve kullahu teala fi hadi ile Allah Teala bu gece buyurur. Lil melaketil müvekkelin bi devavinil ibad. Bu 15. geceye girmekle beraber. Tabi elhamdülillah herkes gibi girmedik. Nasıl girdik? İmanla girdik. 7 milyar insan var. Bunların 6 milyara yakını bu geceye kafir girdi. Biz kafir olarak girmedik. He bu kadar Müslüman var. Bir bir buçuk bir, milyara yakın. Bunların çoğu da belki de abdestsiz girdi bu geceye. Biz bu geceye abdestli girdik. Biz akşam namazını eda ettik. Elhamdülillah burada ne oluyor? Çalkaladıkça dökülüyor. Döküldükçe azınlık kalıyor. Allah bizi azınlıklardan ayırmasın. Amin. Ekseriyet batıl üzeredir. Demek ki bu mübarek geceye girmekle beraber Allah Teala kulların amel defterlerine divan. Divan ne demek? Dosya demek. Sizin ka kanepe divan değil. Divan iyi çekiyoruz. Ya var orada Arapçasında. Divan dosya demek. Hepimizin nesi var? Amel defterlerimiz var. Divanlarımız var yani. Bu her kul hakkında geçerli değildir. Çünkü neden? Ne dedim? E imanlı olmasa bu müjde yok. Abdestli olmasa, namazlı olmasa bu müjde yok. Ama namaz ehli olan kişiler, velev ki şu anda burada sohbette, bulunmasınlar. Dünyanın her yerinde bu kadar... Allah'ın kulları var. Şimdi Kâbe'de oturuyorlar, Ravza'da oturuyorlar. Efendim evinde ibadette oturan var. Bu mübarek. Akşam namazını kılmış. Bu kişinin durumu yatsı namazını da kılıyor. E bu kişinin durumu bu müjdeye inşallah elverişli olur. Allah Teala amel dosya, dosyalarıyla görevli meleklere bu gece ne buyurur? Unzuru ila devavinihim. Bu kullarımın amel defterlerine bir bakın. Şimdi bu gece baktıracak. Ne görecekler? Tabii ki ne yaptıksak biz? Onlar onu yazdılar, onu görecekler. Biz de ne yaptık? Yani hayrımız az, şerrimiz çok. İlla ki günah görecekler. Karı demiş ya kocasına demiş, bak bir gözlerime ne görüyorsun? Demiş çapak. E şimdi senin gözünde ne var? Çapak varsa kocan da çapak görür. O da ona romantiklik yapacak yani. Eşinizden burada, meleklere bakın bunların defterlerine Ne görürsünüz? Ne görecek melekler? Biz ne yaptıysak, oraya görecekler. Bizim de ne yaptığımız ortada. Evet. Ama müjde var. فَكُلُّ seyyetini muha ve gelu mekanha hasene. Bu benim ayımdır. Şehru <mülüyor> şehri. Ay benim ayımdır. Böyle abdu abdi, kul benim kulumdur. Ya bu 15. gece en sevdiği gecedir. Yarınki gün en sevdiği gündür. Ayın ortası. Bu geceye böyle bir değer verdi. Takvimde kandil yazmıyor diye bütün millet yan geldi yattı aşağı. Şimdi onlar kandil yazmazsa ne camiye gidiyorlar ne birbirine tebrik ediyorlar ne ibadetle ihya ediyorlar ne recep kitabına bakıp bu gecede bir namaz var mı bir şey var mı arıyorlar Hele de yazın tam sıcağına geldi, yani ortasına geldi. Onun için millet gaflette. Allah kafirlerden etmesin. Amin. Onun için ne buyuruyor? Defterlerine bakın. Ne kadar günah görüyorsanız hepsini silin. Bu gece, bu geceye mahsus bir özel bir ikramiye var, çıkış var. Ve cealû mekâne hasene. Yerine de bir sevap koyun. Yani ne kadar günahla girdin bu geceye? Bir ton. O kadar ton sevapla çıkarsın inşallah. Sabaha. Sabah namazına inşallah. Cemaate inşallah. Evet. Kadınlar cemaate çıkmaz. Onlar evlerinde kılalı. Onlar da aynı müjdeye dahildir. Kimseyi Allah kimseden aşağı etmedi. Onların evleri aynı sevaba nail oluyorlar. Bu ibadetleri yaparlarsa. Demek ki imanlı, ehl sünnet itikadı üzere abdest ve namaza devam eden kullar bu mübarek 15. geceye girmekle beraber artı bir şey yapmasalar da artı bir şey yapmasalar ama tabii bir istiğfar yapılırsa bu çok makbule geçer dua yapılırsa müstecap olur çünkü bu 14 geceden biridir ve 15. gecedir bu yüzden müjdesi çok ama inşallah bu geceden hepimiz niyet edelim itikad edelim bu Müjdeye göre hareket edelim. Böyle düşünelim, böyle inanalım. Allah Teala bize inancımıza göre muamele yapacak. En inde zanni abdi bi Ben kulubun benim hakkımdaki düşüncesine göre ona muamele yaparım. E işte evliya Allah'tan birisine Rabbimiz huzuruna aldığında ne sordu ona? Ne buyurdu ona? Ya şeyh şu, ey kötü alim dedi ona. O da dondu kaldı. Fakat ne dedi hemen? Dedi ya Rabbi ma bi'adâ anke. bana senin böyle beni karşılayacağını haber vermediler. Ben senden böyle haber almadım senin hakkında. Mevla buyurdu ki ne haber aldın benim hakkımda? O da dedi ki ya Rabbi ben Zühri'den duydum. Radıyallahu anh. Zühri Ma'mer'den duydu. Radıyallahu anh. Ma'mer Ayşe'den duydu. Radıyallahu anh ha. Arada da 3-4 var yani. Ne kadar yakın tabaka. E sen buyuruyorsun ki men şâbe şeybeden fil islam Saçını sakalını Müslüman olarak ağırtan affolur. olur. Ben İslam yolunda sakalını saçını ağırtana azap etmekten hayal ederim. E ben de Ak oldum pak oldum 60 yaşını geçtim. Şimdi bu, ben senden aldığım habere göre ben itikat ettim ki benim bozukluklarım olsa da bu hadise göre ben inandım ki sen bana iyi muamele yapacaksın. E şimdi geldik evdeki hesap çarşıya uymadı. Ben şimdi bu hadise mi inanayım bu duruma mı bakayım? Ya Mevla'da ne vurdu? Ben sözümü bozmam. Zühri de doğru söyledi. Mamer de doğru söyledi. Ayşe de doğru söyledi. O da kimden aldı? Resulullah'tan aldı sallallahu aleyhi ve sellem. Rıdvan vali Benim peygamberimi ben yalancı çıkar mıyım? Tamam affoldun. Bir şey yok tamam. Geri aldık sözümüzü. <laughs> Mevla böyle. E sen dedi yarın sabah ölsen ahirete gitsen sana da bir bozuk dosya çıkartsalar sen de desen ki ya Rabbi Cübbeli Hoca öyle dedi falan beni karıştırma. <laughs> de ki kitaptan bize haber geldi ve fil haberi bu haberler bana kasteden gelmedi uyunül mecaliste alıyor nüzhetül mecaliste alıyor bu kadar ulema evliya kitaplarında alıyor ya Rabbi senin dostlarından yani beni de ele versen sorun yok çünkü ben de atmıyorum yani ben de atmıyorum dersin ki ya Rabbi ben şu adamdan e, böyle bir haber var hadis var rivayet var ben de 15. gece af oldum Günahlarım da sevaba döndü diye beklerken e şimdi böyle bir bozuk durum çıktı. Ne yapacağız? Ümid ederim ki bu müjdeyi bilenle bilmeyen bir olmaz. Bunları duyanlarla duymayanlar, bu taraklarda bezi olanlarla olmayanlar kesinlikle bir olmayacak. Onun için siz doğru yoldasınız. Bu müjdeleri kapın. Ya ahirete taşıyın Ya Rab, yani itikad edin. İnanın ki bu gece günahlarını sevaba dönecek. Bir defa inanmak başta. Çünkü Allah buyuruyor bana olan zannının yanındayım. Ama sen içinden dersen ki ya bu gece mübarek olsa da beni affettirecek kadar mübarek olmayabilir. Çünkü ben çok bozuk adamım falan. O zaman sen itikadına göre şüphele girer. O şüpheden dolayı cenaf olmazsın. Çünkü Mevlana buyuruyor nasıl düşünürse öyle yaparım. İyi zandan ne zarar var? Allah hakkında bizi affettiğini ummaktan ne zarar var? Ne kayıp var? Şimdi bu 15. gecedeyiz. Her günahlarını silin. Yerine hasene yerleştirin Allah buyuruyor. İşte rivayet. Ben de buna itikat ettim. İnşallah. Siz de böyle inanın inşallah. Hiç ümitsiz olmayalım. Artık devamlı da korkuyla ümit arasında. Ama da çok da kendimizi cennetlik olarak da görmeyelim. Garanti olarak görmeyelim. Ama bu hal üzere ölebilirsek inşallah cennetlik oluruz. Bu da büyük bir müjde. İnşallahı Rahman. Ondan sonra Adem Aleyhisselam'ın rivayeti. Adem Aleyhisselam Allahu Teala ya soruyor. Ya Rabbi ma, ma habbu levkati ilek şu kadar vakti saati sen yarattın. Bunların içerisinde en çok hangi vakti seversin? Mevla cevap buyuruyor. Ehabbu leyyami ileyyen nisfu bir recep Sevdiğim günlerin, tabi gece gün birbirine tabidir. Kadir gecesi, Kadir'in günü. Berat gecesi, Berat'ın günü. O gecesi ne yapılır? İbadetle geçirilir. Teheccüd, Kur'an, zikir. Gündüzü de ne yapılır? Oruç tutulur. Bu gece gün birbirine bağlı. Benim en sevdiğim vakit Recep'in yarısıdır. Feven tekarra ve ileyye, yevmen nisrimir recep. Recep'in yarı gününde kim bana yaklaşmaya çalışırsa, Allah'a neyle yaklaşmaya çalışılır? Bir sıyamin oruçla. Ve salatin namazla. Namaz ne var? İşte sabah namazı var, iştak namazı var, kuşluk namazı var. Efendim şimdi geceden teheccüd var şimdi. Yatsı var, vitir var. Onları demiyorum zaten. Onlar farz. Burada nafile, tekarrup, Allah'a yakınlık nafilelerle olur. Borcunu ödemekle olmaz. Borcunu ödemekten Allah çok razı olur ama Manevi yakınlık nafilelerle kazanılır. Borçlu olmadığın halde yaptığından erişilir. Erilir. Peki namaz ne var mesela? Başından demeyi de unuttuk mu bilmiyorum. Ne yaptınız o? On rekat on rekatları var. Bu mübarek ayın. Ne yaptınız onu? He? Kıldınız mı ilk, on, ilk gece on rekat? E sen o gece demedin ki. E mübarek adam ne diyeceğimizi şaşırıyoruz ya zaten sıcak şudur budur. E, gecesine çattı. E tabi kandile de denk geldiği için ilk gece izdam oluyor. Biz de tabi sonunda diyemedik yani hakikaten diyemedik. Hatırlatmak lazım ama diyemedik. E bu kitabı niye yazdık bunu? He? Rafa koyasınız on sonra hocanın bak serisi bende var diye hava atasınız diye. Öyle olur mu ya? Ne namazı var bunda şimdi? Hazreti Selman'a öğretti mesela. Bu gece de kılabilirsiniz, yarınki gündüz de kılabilirsiniz. Şimdi ortasını namaz. On rekat var bunun. Başında on rekat. Ortasında on rekat. Sonunda on rekat. İlk başında kıldınız mı? Kıldınızsa ne hala? Allah gösterişten muhafaza etsin. Ben ilk günü kıldım. Hani gece kılamadık, yetiştiremedik burada çünkü rekaip namazı vardı. Gündüzü neydi? Cuma idi yine. O cuma nasip oldu kıldım. Ha. Yani cumadan evvel kavuşturdum. Diyelim. Cuma'dan sonra da kılınabilir ikindiye kadar. Ama olmadı. ilk on günde de kılınabilir idi. Şimdi 15'e geldik. İlk onu da kılmasa insan, yine o onu da şimdi kılsa, inşallah Fazl-ı Kerem'inden umulur ki, recebin içindedir inşallah, Allah. sayılır inşallah. Ama bu ikincisinin vakti. İkinci onun vakti mesela. Bu gece de kılınabilir. Yarınki günde kılınabilir. Nasıl kılınıyor? He? Sübhaneke ya'udü besmele fatiha Şerife'den sonra bir Fatiha'dan sonra üç kere kul Allah ahad arada besmele yok. Ondan sonra üç kere kul ya vel kafirun aralarında surelerin besmele olmaz namazda. Niye kulü vallahu önce niye kafirun sonra? Seni alakadar etmez. Hadiste nasıl tarif gelirse onunla öyle amel edilir. Hadis olmadığı noktada orada tabi fıkha göre kafirun öncedir. Ama bir hadis varsa ki bu böyle olacak o zaman hadise uyulacak. Anladınız mı? Mesela Vitir'de ne okuyoruz? Birinci rekatta Sebbih isme, ikinci rekatta Kulya'l-Kafirun. Sebbih isme Kulya'nın dört katıdır. Halbuki fıkha göre bunda kerahat var. Ama hadis öyle olduğundan, sünnet sabit olduğundan, onda fıkıh ne diyor? Hadis olduğu zaman ona bak. Birinci de Sebbih isme okuyun, ne kadar uzun da olsa. İkinci de kafirun oku ne kadar kısa da olsa. Onda kerahat olmaz. Ama sen kendi kafandan kıldığın namazda öyle biri, dö birbirinin dört misli uzun okursan kerahat olur. Bu fıkıhta da böyledir. Dolayısıyla şimdi önce ihlas okunuyor sonra kafirun okunuyor. E, bu tabi çok önemlidir. ve onun için cemaatle kılınmasında da şu fayda oluyor. Kafirunu da doğru dürüst herkes okuyamıyor yani. Biraz da dolambaçlı mübarek. E biraz da münafıklıktan beraat kazandırdığı için zor. Resulullah öyle buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. El münafık, la yusallil duha. Münafık işrak namazı, kuşluk namazı kılmaz. Ve la ekro kul ya'ül kafirun. Kul ya'ül kafirun da okumaz. Münafıkların alametlerinden birisi neymiş? Kul ya'ül kafirun okumazlar hiç. Hep binne atayna kulüvallah. Ki giderler mesela kolayına geldiğinden. Bir kul ya'ül kafirun sıkıntı yapar yani. Halbuki kul ya kafirun acayip bir şey yani. Çünkü münabeze var, mütareke var. La a'budu ben. Tapmıyorum sizin taptığınız putlara diyor mesela. Bu manası ince. Onun için üç ihlas başta okunuyor. Üç kafirun peşine okunuyor. Bir rekat. İkinci rekata kalktığın zaman yine üç ihlas önce. Üç kafirun sonra. Nasıl kılıyor? İki rekat tabi selam veriyor. Beş selamda da on rekat. İlkinde bu kılınacak. Şimdi bunu kılmadıysa şimdi kılabilir. Peşinden ne diyecek? On rekattan sonra La ilahe illallah ve hüttehu la şerike le lehu'l mülkü ve lehu'l hamdü yuhiyye ve mitu ve hayu la emud ve yedil hayru ala kibşeyin kadir O on rekattan sonra bir kere Allahümme la mani alma atayte ve la mu'taye lima mena'te ve la enfe'u del ceddi kel cedd Bu kadar. 225. sayfede o. İlk onun. Kılmadıysanız kılacaksınız onu. Şimdi bu gece hangisi? Bu gece ve yarınki gün. İkinci on geldi şimdi. Bu ikinci on nasıl kılacaksın? Yine Fatiha bir kere, üç ihlas önde, üç kafirun peşinde, iki rekatta bir selam, efendim, on rekat, beş selamda bitiyor. Peşinden ne var? Bir kere. On rekat bittiği zaman bir kere. La ilahe illallah vehdehu la şerike leh. Lehu'l mülkü <laughs> ve lehu'l hamdü yuhiyye ve mitve ve hayyullâhi mutfiyedil Ve ve alâ kulli şeyin İlahen vahiden, ehaden sameden, ferden, vetren lemettehü sahibeten ve la veledha. Bu bir kere. Bu 226. sayfada hemen var. Zaten önümüzdeki günlerde son onu konuşuruz tekrar. Ama şimdi bu gece veya yarınki gün Mevlana buyurdu en sevdiğim vakit dilimi, zaman dilimi Recep'in yarısıdır. Recep'in yarısında bana oruçla yarınki günün orucunu söylüyor. Namazla Bak bu on rekatı söylüyor. Nafile on rekat bu. Ortasının namazı bu. Sadakayla. O sadakatin sadakayla. Herkes durumuna göre verebildiği miktarda bu gece hayır, yardım, yarınki gün fakirlere, muhtaçlara efendim, hizmete Allah yolunda yardım, sadaka. Efendim, verirse bu müjdesi var. Fela yeselunî şeyen illa ataytu Benden ne dilerse, Recep'in yarısında yarınki mübarek cuma gününde ne isterse vereceğim Allah. Im. Üç şey var. Oruca niyet. Hasta olan tutamayan oruçtan muaftır. Ondan sonra namaz bu on rekat kılınır. Zaten diğer namazlar kılıyor. İşte kuşluk da kılmak iyiydi. Cuma'dan evvel. Cuma ezanına yarım saat kalana kadar kuşluk kılınır. Kuşlukta kılmak iyidir yarın. Çok makbuldür yarın. 15. gün olduğu için. Nafile namaz. Ondan sonra Sadaka de muhtaçlar bulunur. Efendim illa herkes etrafında var fakir çok. Benden ne isterse ona veririm. öyle la estagfiruni illa gafartu lehu. Benden af isterse mutlaka affederim. Bağışlanmak istiyorsa, günahından derdi sıkıntısı varsa, senin derdin nedir sorulduğunda günahlarım diyebiliyorsa, o şuura ermişse, af mutlaka affedeceğim. Bu mübarek gecede bu müjde var. Yarınki günde bu müjde devam edecek inşallah. Ya Adem, ey Adem, men asbaha Recep. Her kim Recep'in yarı gününde saimen oruca niyetli kalkarsa, zâkiran zikrederek, se işte cuma sabah namazı cemaatle kılınırsa, e tabi ki işrak kılınırsa, sabah Sübhanallah ve çekiliyor, zikirler yapılıyor, yarınki cuma günü zikirler yapılıyor, hafızlı fercehini tenasül uzvunu haramlardan korumuşsa koruyorsa koruyucuysa bunlar da önemli yani zinadan efendim livata'dan veyahut hanımıyla da olsa hayız halinde münasebetten veyahut hanımıyla da olsa efendim büyük abdest mahallinden bunlar hep tenasül uzvunun korumak gereken noktalar illaki efendim e, zina meselesi değil. Bazısı hanımıyla da günahtadır. Hayz halinde cima derse ne olacak? Hiçbir şey bilen yok. Millet acayip bir durum yani. Ne olacak ya Rabbi ne helal ne haram düz gidiyorlar. Bazı kere namaz kılan adamlardan da bu cahiller var yani. Bu durum ne olacak? Şimdi mübarek 15. gecedir, 15. gündür mübarek faziletli zamanlardır ama Tenasül özgürlüğünü muhafaza edeceksin. Haramdan koruyacaksın ya. Bu benim hanımımdır, istediğimi yaparım diyemezsin. O senin hanımındır ama senin kulun değildir, Allah'ın kuludur. Allah'ın müsaade ettiği hudutları, sınırları korumak mecburiyetindesin. Mütesaddikan min mali malından sadaka verirse bak yarınki gün için sabaha çıkıldığında Lem yekullu cezaun illel cenne. Bu adamın karşılığı benden alacağı cennetten başka bir şey olmaz. Çok müjde var yani. Bu mübarek geceden başlayarak yarınki günde Rabbim kazananlardan eylesin. Kaybedenlerden olmaktan muhafaza eylesin inşallah. Bu on rekatı da kılanlardan eylesin inşallah. Efendim ilk onunu hadi şimdiden kılın. İkinci onunu da bari zamanını kaydırmayın. Çünkü son gece o da bir cuma gecesine denk gelecek. Yani son haftada onu ilan ederiz. Hatırlatırız birbirimize. O onu da kılarız inşallah. Çünkü ne var? Çok müjde var. Ellerini kaldır. On rekat bitince ellerini kaldır diyor. Hadis-i şerif ne buyurdu? Şöyle yapacaksın. Ellerini kaldırır diyor. O la ilahe illallah de öyle şerikele dedim ya. O yazıyor burada sayfası. Orada ellerini kaldırarak diyecek diyor. Bak tarife uy. Kafana göre iş yapma. Tarife uy. Onun için. Efendim, eğer bir sen okuyamıyorsun, bir güzel okuyan kafir onu falan var, ondan cemaat yaparsanız o da olur. Hani kendi okuyamayanlar için söylüyorum. Biz burada cemaatle kılsak iyi ama geceler çok kısa olduğundan yetiştiremiyoruz. Artık herkes kendi kılacak. Ondan sonra elini yüzüne sür diyor. Fümmemsah bihima alavecike. Bir kere söylüyorsun bunu. Lailahaillallah gelen la, işte o farklı. İlk onunki farklı, aynı değil. İkinci onun da okunacak farklı. Ondan sonra o 226. sayfede. Bu geceki okunacak veya yarınki gün. Ne zaman kılarsanız. Eğer ki kılamadınız ayın 20'sine kadar ortası sayılabilir diyelim. Yine siz 20'sine kadar da bu onu kılın illa ama tabii ki bu gece kaçırılmaz. Yarınki gün kaçırılmaz. Çok da uzun bir şey değil. Sonra ellerini yüzüne Sıvazla çünkü ne olur? Bereket ele gelir. Gökten hülül eder. O bereket yüze sıvanması sünnettir. Ve bereket olur, şifa olur, rahmet olur. Böyle yapanlar büyük faziletlere nail olur. Zaten bu mübarek namazın faziletini senelerce söyledik. Yine birinci müjdesi Allah onun günahlarını mahveder. Recep ayının tümünü oruç tutmuş kadar ecir cevap ihsan eder bir daha seneki Recep ayına kadar sürekli namazda olanlardan kaydeder. Bir sene namazdasın. Otomatiğe bağladın. Her gün Bedir şehitlerinden bir şehidin sevabı kadar mükafat ihsan eder. Her gün. Bir sene. Bu çok acayip bir şey. Efendim. Tabii her gün oruç tutup da bunu kılarsa onun fazla mükafatları var. Farklı avantajları var. Yani Recep'in tümünü tutanlar için bu 30 dakikada da kılanların ek gelirleri var, ilave. Öyle her günde tutanınız pek olmayabilir. Varsa da sakın parmak kaldırmasın. Çok günah olur, gösteriş olur. Onun için o kendini bilsin. Allah da onu biliyor. Onun müjdesi çok. Evet ne buyurdu Hazreti Cibril aleyhisselam? Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hadi alametun beynekum ve beynel müşrikine ve münafıkîn لِيَنَّ الْمُنَافِقِينَ la يُصَلُّونَ ذَٰلِكَ bu namaz sizinle müşrikler ve münafıklar arasında bir nişandır. Çünkü münafıklar bu namazı kılmazlar. Şimdi demek ki hemen adama sen derece namazını kıldın mı? Kılmadım. O zaman münafıksın. Böyle deme. He? Çünkü bu, bu mantıktan gidilirse uygun almaz. Lazın işine döner. Geldi köye diyor Amerika'dan dediler ne okudun dedi mantık okudum. Lan dediler mantık nedir dedi çok faziletli bir ilimdir. E nasıl? E dedi bana dediler, sen akvaryumun var mı? Var. O zaman hayvanları seviyorsun. E o zaman hayvanları seviyorsan insanları da seviyorsun. E i̇nsanları seviyorsan kadınları da seviyorsun. E o zaman sen homoseksüel değilsin. <laughs> e bu da geldi köye diyor akvaryumunuz var mı yok? E hepiniz homoseksüelsiniz. E şimdi böyle mantıktan gittiğin zaman da mantık kopar. O oradan bir tutturdu gitti, oradan düz gitti ama buradan ne oldu koptu. Çünkü felsefenin çoğu ahmaklıktır. Bir şeyin çoğu ahmaklıksa hepsi ahmaklıktır diyor İmam-ı Rabbani. Kafayla, mantıkla, akılla gidilmez. Şimdi münafıklar bu namazı kılmazlar. E sen de yarın giderdi cumadan çıkanlara gel bakayım. Kıldın mı sen o reket? Yok. Münafık adam. Deme böyle çünkü bu böyle bir laf olmaz. Ayıp olur. Ha sen kıldınsa Allah kabul etsin. Bunlar nafile namazlardır, gösteriş elverişlidir. Onun için ben vaazda millete anlatıyorum. Teşvik olsun diye. Yoksa şimdi kapıdan çıkarken de kimseye sen kıldın mı ben kıldım ha demiyorum. Sen de dememen lazım bunu. Burada teşvik için anlatılır ama ben kıldım sen kılmadın hesabı sakın kesinlikle yapılmaz. Çok ayıp olur. Allah'a da karşı ayıp olur yani. Münafıklar bu, bu namazı kılmaz. Yani bu nedir? Bu şudur, kılmayan münafıktır demek değil ama kılan münafıklıktan beraat aldığına müjdedir. Anladınız mı farkı? Şu kılmayan münafıktır demek değil ama kılan da bir münafıklık beraati almasına vesiledir. Onun için kılabiliyorsan Allah hamd et, Ya Rabbi münafıklık alametlerinin tümünü benden izale et. Gider diye dua et, Allah kabul karir eylesin. Tamam abi. Bunlar böyle. Müjdeleri duydunuz. Şimdi efendim mübarek Musa aleyhissalatü vesselamın efendim allah Teala ile mükaleme buyurduğu bu mübarek gecede onun mükalemesiyle ilgili bazı rivayetleri yani başka yerlerde pek konuşulmamış duyulmamış ben de ilk gördüm ben de derken ben neyim ki de fakat ömrüm hayatım kitapları okumakla geçiyor. Gecem gündüzüm onun için fazla size göre fazla imkanım oluyor. Bir de Arapça eserlerden gö görüyorum. Ee, çoğunun da tercümesi de şu anda yok. Türkçe'ye de çevrilmiş değil. Sizin o bakımdan görme imkanınız olmayabilir. Bu rivayetin ben tercüme edildiğinde bir kitapta olduğunu da tahmin etmiyorum. Vehbi i Münebbi Hazretleri anlatıyor. Ahmet ibn Hanbel bunu rivayet ediyor. ez isimli eserinde. Şimdi Musa Aleyhisselam, başından anlatmıyoruz. Musa Aleyhisselam nereden geliyordu? Şuayb Aleyhisselam'dan. Biliyorsunuz Adem Aleyhisselam'dan kalma asa var. Asayı Şuayb Aleyhisselam'ın. Musa Aleyhisselam, Şuayb Aleyhisselam'ın nesi? Damadı. O asayı ona verdi kızıyla beraber. Kız da hamileydi. Ondan sonra koyunlar da verdi onlara. Onlar Mısır'a. Çünkü Harun Aleyhisselam abisini ve annesini görmeye heveslendi. Peygamber olacağından haberi var mıydı? He? Yok. Çıktı yola bu Allah'ın peygamberleri acayip işler yani. Bunların halleri. Yolda geldi nereye? Tuva Vadisi'ne. Tur Dağı'nın orada. İleride tabi kar tipi yüksek mevki oralar. Üstten geliyor. Medyen'den geliyor. Nereye geliyor Medyen'den? Mısır'a geliyor. Fırtına, soğuk, Hanımı da efendim doğum sancısı tuttu. Tipiden koyunlar da dağıldı. E Musa Aleyhisselam şaştı kaldı. O zamana kadar da o asadan bir hüner görmüş değil. Hani elinde çok hünerli bir şey var ama Mevla şifresini açana kadar o başlamaz. Ne yapacağım, ne edeceğim? İleride ne gördü? Bir Ateş gördü. Gitti gitti ateşe yaklaştı, yanına kadar yaklaştı. Büyük bir ateş. Nereden çıkıyor? Yem yeşil bir ağacın dalından çıkıyor. Ağaç çok yeşil. Fakat yanaştıkça bakıyor, ateşin büyüklüğü artıyor, tutuşması artıyor. Fakat ağaç ne olması lazım? Kül ol, kül olması lazım, efendim. Yangın arttıkça yani tutuşma arttıkça da Ağacın da yeşilliği artıyor, güzelliği artıyor. Allah Allah dedi. Evvela hanımına ne dedi? Dedi ki hanım sen biraz dur. Çünkü seni o kadar yürütmeyelim zaten hamile sancısı tuttu. E ne olacak? E ben bir ateş gördüm. E bir oradan ya birisi yakmıştır ateş kendi kendine yanmaz. Başında biri olursa ona yol sorarız. Yolu kaybettik. Mısır'a nereden gidiyor? E yolu sorarım ya da Oradan en azından istifadem ne olur? Bir ateş parçası alırım, getiririm. Burada çünkü ne olur? Sen de üşüdün ya. Seni ısıtacak bir ateş temin ederiz veya bir şey pişirebiliriz mesela. Ateş lazım. Hanımını bıraktı. Ateşe doğru yanaştı. Geldi geldi baktı. Ne yapacağım, ne edeceğim? Düşünürken ateşe yaklaşıyor. Dedi ki herhalde bu bu dedi ağacı biri tutuşturdu. Bu da yanmaya başladı. Fakat bu ateş Ağaç çok yeşil. Onun için çabuk tutuşmuyor. Bir de ağacın yaprakları çok sulu. Çok sulu olunca da yaprağın içinde çok su olursa o da ateşi çok ne yapmaz? Efendim, yakıcı yapmaz, söndürücü olur. Ondan sonra yaprakları herhalde çok kalın. O şimdi düşünüyor böyle. Yaprakları da çok kalın herhalde birden bitmiyor. Herhal dalları da çok büyük. Birden yanmıyor. E ne olacak? Ya dedi bu şimdi sönecek. Yani ağaç bitecek. Ateş ağacı ne yapar? Bitirir. Yer bitirir. Bu sönmeden evvel ben ne yapayım dedim. Bir parça alayım da. Efendim düşen bir parçayı alayım gideyim hanımımın yanına. Düşünürken. Biraz zaman geçti. Elinde bir demet var böyle. Bir tahta parçası gibi. Onu uzatıyor ki ağaca doğru. Oradan yakarsam ucunu fitillerim götürürüm. O onun alevinden bir parça almak isterken baktı ki ağaç Musa Aleyhisselam'a doğru eğildi. Sanki onu istiyor. Deyince Musa Aleyhisselam korktu geri kaçtı. Sonra bir daha geri döndü. Ağacın etrafında şöyle bir tavaf etti döndü. Ağaç ona doğru böyle meyil yapıyor. O ağaca doğru meyil yapıyor. Fakat bir parça da ondan ateş alevi alamıyor. Bu sefer bir anda efendim ağacın alevi söndü. Ama bir anda hiç öyle çat çut yok. Hepten şaştı kaldı. Düşündü taşın. Ya bu ne korumalı bir ateş. Bir parça da alınmıyor. Koparacaksın koparalmıyor. Bir şey tutuştursan ondan tutuşmuyor. Bu demek ki bu. Çünkü ateş değil aslında. Ne? Nur. Nar başka? Nur başka. Nar ne? Nar ateş. Arapçada. Nar ne? At Arapçada. He? İşte herif geldi sobanın kenarına dondu da, Arap ne dedi? Ennar ufakiyeti şita dedi. gel. <laughs> Bizim Türk'te de ne dedi? Bizde de çok olur dedi. <laughs> Öyle olur mu? Adam diyor ki ateş kış meyvasıdır yani. Ne meyve versen lazım değil. Donduk ha böyle ısınalım. Bunun meyvası budur ateş. O da bizde çok olur diyor. Senin bildiğin nardan değil. Nar ateş, nur biliyorsunuz. Allah'ın nuru ziya, ışık, parlaklık. Şimdi Musa Aleyhisselam dedi bu bu kadar demek ki dedi bu ateş bir ağacın içinde tutuşmuş ama ateş ağacı yakmıyor. Sonra bu kadar ateş bu kadar göğe çıkıyor. Birden söndü. Göz açıp kapamadan nasıl söndü? Bu ateşte bir iş var dedi. Bir iş var. Ama bu böyle mi denk geldi? Rabbim mi bunu böyle yaktı, beni bekletti? Burada bir emir mi aldı, bu bana bir şey mi gösterecek? Ben de bilemiyorum. Dedi geri mi döneyim, bu ateşten istifade edemedik. Halbuki dur bakalım ne istifade edeceksin? Dönelim mi, döneyim mi, kalayım mı? Çocuklar orada. Düşünürken tam o arada gözü ağacın dalına takıldı. Bir de baktı ki efendim Arapça ha. Türkçeden okumuyorum. Sizin işiniz belli olmaz ha. Ondan sonra gözlerim biraz zayıf oluyor. Ha şeyle Harfler küçük olunca sıkıntı yapıyor bana. Şöyle de büyüttüremedim çıktığı. Büyük alamayınca. Bu sefer baktı ki ağacın dalı yemyeşil o söndü ya ağaç söndü yemyeşil duruyor. Bir dal yeşer, yem yeşil daldan göğe doğru bir nur parlıyor. Fakat gecenin bütün karanlığını kapladı bir anda. O bir daldan. Yeşillik artıyor, nur artıyor efendim. Beyazlık artıyor. Öyle gökle yer arasında bir direk, nurani bir amut, güneşin ışığı gibi göz bakamıyor. Böyle baksa gözü gidecek. O zaman hepten korkusu ve üzüntüsü arttı elini gözlerine kapattı ve yere yapıştı. Korkudan artık baktı ki bir nuru ilahi evet. zuhur etti gökler arasında onun gözleri görmez oldu. Gözleri görmez olunca yere yapıştı. Yere yapışınca baktı ki bu sefer yere de yapışsan kaçış kurtuluş yok. Bir fısıltı bir ses geliyor ama o sesin mislini işitenler asla işitmemiş. Hem fısıltı gibi hem her tarafından içine işliyordu. Böyle bir ses geliyor. Musa Aleyhisselam artık çok sıkıldı, dehşete kapıldı. Korkudan, gördüklerinden, işittiklerinden efendim aklı zarar görmeye yanaştı. Çünkü akıl ne olur? Dağın başında, ıssız sessiz yerde, gecenin ortasında kimse yok. Aklı zarar görecek duruma gelince ağaçtan o ağaçtan nida geldi ses geldi ne diye ya musa ey musa bu ey musa Hz. Yunus hemen lebbeyk buyur 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 fakat yani yalnızlık hissi gitsin diye çabucak icabet etti yine de kimin seslendiğini bilmiyor dedi ki sesini işitiyorum fısıltını hissediyorum yerini göremiyorum sen neredesin Allah Allah. Cevap ene fevkake ve me'ake ve emameke ve akrabu ileyke mink. Ben senin fevkindeyim, önündeyim, yanındayım, sana senden yakındayım. Deyince Musa aleyhisselam baktı ki bu Allah'tan başkasının sıfatı değil. İnandı. Kedalike ente ya ilahi fe kelameke esma'u emrasuleke Ey benim Allah'ım sen aynı buyurduğun gibisin ama direkt seni mi duyuyorum yoksa arada bir melek elçi var meleği mi duyuyorum? Diye sordu. Mevla buyur, Belen ellezi yukellimu senle konuşan benim vasıtasız konuşuyorum senle. Melek yok. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Yaklaş bana. Nereye yaklaşacak? Ağaca. Mevla mekanda mı? Değil. Ama o ağaç ne gibi? Kabe gibi. Ne kadar yaklaşırsan Mevla'ya o kadar yaklaştır. E Kabe'nin içinde mi Mevla? Değil. Ama bir mekan tayin ediyor. Ne diye? Burayı tavaf edeceksin. Burayı döneceksin. Buraya yaklaşacaksın. İbadet için mekanlar tayin etmedi mi bize? Arafat'a niye çıkıyoruz? Niye bizim buradaki Çayırova'da olmuyor vakfe? Niye oraya gidiyoruz? Mekan tayin etti. Peki Musa Aleyhisselam hemen ellerini asadan güç aldı. Yere yapışmıştı. Asadan güç aldı, ellerini topladı. Sonra bir hamle yaptı. Tam ayağa dikildi. Mafsalları kesildi. Başladı ayaklar titreme, yer zangır zangır. Dil tutuldu, kalp çöktü. Hiçbir kemik öbür kemiği taşımıyor. Vahiy nasıl vahiy? Vahiy çok ağır bir iş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahiy geldiği zaman ne olurdu? en sıcak günde soğuk ter atardı. Vahiy geldiğinde ne olurdu? Deve yıkılırdı. Efendimiz'e vahiy gelirdi devenin üstünde, devenin ayakları taşımaz. Efendim, sahabeden birinin yanında bir vahiy gelse, diz dize olsa, o sahabeyi nasıl anlatırdı? Dizim yerin dibine geçiyor. O kadar ağırlaştı dizim. Efendimiz'e değdiği için. Vahiy zor iş. Ondan sonra Rabbim kuvvet verirse kolay. Şimdi Musa Aleyhisselam neye döndü? Ölüye döndü. Aynı bitkisel hayata girdi. Yalnız damarları işte çalışıyor. Kalbe atıyor yani böyle bir hayat eseri var fakat ölü. O hale geldi. Mevla'nın tecellisi, Mevla'nın nurunun parlamasına dayanılır mı ya? Mevla yardım ederse dayanılır. Sonra titremeye başladı. Yine o titremeyle beraber ayağa kalkamıyor. Sürüne sürüne yerden, ağacın yakınına kadar, Nida nereden geldi? O ağaçtan. Ağacın yakınına kadar geldi, durdu. Mevla Teala hemen sordu. Ne sordu? Estağfirullah. Ve ma tilke bi yeminike ya Musa. Halehi asay أتوكل عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال القها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى Mevla buyurdu ki sağ elindeki nedir o? Ağaçtan da geliyor. Dedi bu benim değneğim. Mevla buyurdu matasına bu Ne yapıyorsun onunla? Halbuki Mevla'dan iyi bilen yok. Musa Aleyhisselam dedi etevekkü aleyha buna yaslanıyorum ve şu bir koyunlarıma yaprak döküyorum ağaçlardan ve liyefiyâ mağarib çok işlerimi görüyor çünkü iki dalı var bir de çıkıntısı var o çıkıntısına tutunuyor o iki dalından da çok istifade ediyor idi Mevla buyurdu ki bırak onu ey Musa bırak onu deyince zannetti ki at onu hiç alma bir daha Musa Aleyhisselam öyle attı attı sonra bir daha baktı Büyük bir ejderha olmuş. Yılan. Çok büyük. Herkesin görebileceği kadar. Kur'an-ı Kerim'de <laughs> feyza bin, Aşikar yılan. Yani ejderha. Ama nasıl ejderha? Şimdi o dinozor filmleri yapıyorlar ya. Acayip filmler. Gökdeleni yutuyor mutuyor. Aynı öyle. Firavun'un gökdelenini yuttu ya. Onlar da o filmleri oradan almışlardır yine. Bunlar da, o kadar da uyduramazlar. Yani böyle bir hayvan var. E i̇şte o şey asane oluyordu. Büyük ejderha oluyor. Kur'an-ı Kerim söylüyor bunu. Hadis olsa kaynak sorarsınız. Şimdi kaynak soramıyorsunuz tabii ki. Peki ondan sonra efendim baktı ki bir şeyler arıyor böyle ağzını açmış efendim bir kayaya geliyor koca kayayı söküyor atıyor. Ondan sonra koca bir ağacın dibine azu dişlerini takıyor. Ya elindeki değnek ne hale geldi? Söküyor ağacı kökünden koparıyor. İki gözü var. Ateş çıkıyor gözünden. O şey eğri yeri iki daldan arasında o tutunduğu eğri yeri ne oldu? Efendim yele gibi oldu. Burasında. Ok gibi tüyler var böyle yele. At yelesi var ya hayvanın. Böyle tüyleri var ok gibi. Ondan sonra iki de dalı var ya böyle çıkıntısı. O iki dalda ne oldu? Koca bir kuyu gibi. Azu dişleri var, öğütücü dişleri var. Onlar da böyle çıt çıt çıt, çıt dişler ötüyor. Allah Allah. Musa Aleyhisselam ne yaptı? Bella mudbiran ve lem yuakkib. Arkasına bakmadan kaçtı. Mevla buyurdu ya Musa la tekaf. Ey Musa korkma. İnni la yekabule deyyel benim yanımda Rasullerim korkmaz. Benim peygamberim benim yanımda, benim huzurumdasın, benim tecellimdesin Mevla onu alıştırıyor şimdi Firavun'a deneme yeşili yaptırıyor. Firavun'un başına gönderecek. Rasuller korkmaz. Musa Aleyhisselam kaçar giderken dedi ki tamam da yılan beni yakalayamaz. Düşündü sonra bir de Mevla'yı hatırladı. Utandı dedi, durayım ya durdu. Ya Musa, ile yarca, haydi günde. Ey Musa, neredeysen dön bana. Bana dön ne demek? Ağacın olduğu tecelli oradan geliyor. Mevla buyuruyor, ağaçtan duyuruyor. Kork, korku içerisinde döndü. Şimdi ne olacak? Mevla buyurdu. Al onu bakayım şimdi. Yılanı al bakayım şimdi. Korkma. Ben sen onu alırken hemen onu ilk şekline asa haline döndüreceğim. Musa Aleyhisselam tam alacak ama o yılan halindeyken ha. Bir tane de cübbesi var. Aba giymiş üstüne. Çobanların giydiği abadan. Aba da böyle kalın gün, kurma lifleriyle de örülmüş. Çok kaba. Onu böyle tuttu da yılana elini tutmamak için ondan efendim yardım alacak onu öyle tutacak. Melek dedi ki, ya Musa, şimdi sen bundan korkuyorsun. Peki Allah sana bir musibet murad etse, bu abamı mı seni kurtaracak? Dedi, la ve kinni zayıfun ve min zuhfin dâ huliktu. Ya bu beni kurtarmayacak ama ben zayıfım dedi. Ben zayıflıktan yaradılım. Biz insanız dedi. Yani meleğe dedi ki biz insanız, zayıfız. Bizim mayamız zayıflık. İnsan zayıf olarak yaratıldı. Allah buyuruyor. Ondan sonra ne yaptı? elini açtı baktı ki ihtar geldi. Yani aç elini yani. Bir şey araya koyma. Elini açtı. Yılanın ağzına elini mübarek soktu. Dişlerini böyle azu dişlerini koca yılan onları böyle efendim ayırdı. Ondan sonra elini şöyle kapatır kapatmaz bir de baktı eski asa elinde duruyor. Allah Allah. Eli nerede? O iki dalın arasında eğri yer var ya, yele gibi olmuştu. O koyduğu yerde eli duruyor. Allah Teala buyurdu. Üdnü yanaş. Ağaca doğru yanaştı, yanaştı. Ağacın dalına sırtını dayadı, oturdu. Titremesi geçti. Ellerini de asaya topladı. Başını, boynunu da eğdi murakabe hal üzere. Hadi bakalım şimdi. Mevla başladı idealara bu mübarek gecede ne nidalar geldi. Şuraya bak şimdi. Böyle bir nida. İnni kad aqamtu leke yevme makaman lan baghili beşerin ba'deke yekuma makamuk ey Musa. Bugün seni öyle bir makama getirdim ki senden sonra hiçbir beşere bu makam nasip olmayacak. Çünkü Allah'la konuşma makamı bir tek Musa Aleyhisselam'a nasip ol. Efendimiz'e nasip olan üstün. O görme de var. O farklı. Bir tek o üstün. Müstesna. Edneytü <laughs> kevkarrabtük. Seni kendime yakın ettim. Manen yaklaştırdım. Hatta sem'ite kelami. Benim kelamımı işittin. Ve kunte beyekrabil emkine minni. Bana en yakın mekanda bulundun. Yani manen. Mevla mekanda münezzeh. O ağaca tecelli ettiği için. Fentalik bir risaleti. Hadi şimdi benim peygamberim oldun. Benim elçim oldun. Al benim elçiliğimi. Git. Fe inneke bi ayni ve sem'i. Sen benim gözümün önündesin. Kulağımın işittiği yerde. Allah'ın bizim gibi gözü yok, kulağı yok. Ne demek? Görüyorum, işitiyorum. Korkmana lüzum yok. Ve inne ve ake yedi ve nasri. Yardımım, elim senle beraber. Yani ne demek? Kuvvetim senle beraber. Ve inne kadel Sultani Cünneten min sultani. Destek kuvvete emri. Sana saltanatımdan bir kalkan giydirdim. Benim dinimi tebliğ hususunda kuvvetini tamamlayacaksın. Fente cündün afimun min Sen benim ordularımdan büyük bir ordu oldun. Musa Aleyhisselam kaç kişi? Tek başın. Üzerinde ne var? Aba. Elinde ne var? Asa. Koyunlar dağılmış. Hanım orada ne halde onu da unutmuş. Hadi bakalım. Ya Rabbi bizim hanım ne oldu diye soracak hali. Yok. Mevla buyuruyor ki sen benim ordularımdan ben size diyorum bir adam Allah'a tam doğru yönelse Amerika Rusya ona bir şey yapamaz. Haklı mıymışım? Hepsini bir tek başına yenebilir, galip gelir. Haklı mıymışım? Açtı. Ha işte. O zaman Firavun ne? Şimdiki Amerika onun yanında hiçbir şey değil. Çünkü şimdi Amerika'ya denk güçte, muadil güçte bazı efendim silah kuvveti olan ülkeler de var. Ama o zaman Firavun'un karşısında bir tane güç yok. Sen benim ordularımdan büyük bir ordusun. Seni kime gönderdim diyor. Karar verdim gidiyorsun şimdi. Kime gidiyorsun? Kullarımdan diyor en zayıf yaratık olan Firavun'a. Allah indinde Firavun kim? Sivrisineğin kanadı kadar hükmü. mü? Nemrut'u neyle gebertti? Topal sivrisinekle. E şimdi Allah'ın kudretine karşı kimden korkmaya ne gerek var ya? Ama imanımız zayıf. İmanımız çok zayıf. Seni en zayıf kuluma gönderiyorum. Betara nimeti. Nimetime nankörlük etti. Ve emine azabımdan güvence kendini aldı. Ve garratü dünya anni. Dünya onu aldattı. Ben, benden uzaklaştırdı. Hatta cihade hakkı. Benim hakkımı tanımadı ve enkara rububiyeti rabbim inkar etti ve abede duni benden başkalarına taptı putlar yaptı ve zaamen ne la yarbuni ben hiç tanımadığını iddia etti ve inni uksimu bi izzeti, ben izzetime ve celalime yemin ederim levlen udru vel hucetu lladani ve da'tu beyni ve beyne halqi le badashtu bi batshat jabbar yaghdab li ghadabi semawati vel ardu vel cibal vel bihar Mevla buyuruyor ki ben kullarıma peygamber göndermeyi, elçi göndermeyi, delil ve mucize göstermeyi adet ettim. Kullarımla arama ne yaptım? Böyle bir efendim kanun koydum. Eğer ben o kanunu koymasaydım öyle bir cebbar ve kahhar olan Allah olarak onu yakalarım ki şimdi o firavunu gökler yerler dağlar denizler benim gazabımla gazaba gelir senin hiç ondan korkmana hacet yok sema hesabettu. Şimdi göklere emredesem ona taş yağdırır. Şimdi Allah emretse göklere bütün Amerika'yı taş altında bırakır mı? Amerika'yı, Rusya'yı, kimize Yahudi'yi Feinemertülar zaptelendi. Şimdi topraklara emresem onu yutar. Yutar mı? Lafa geldi mi? Tamam mı? Tamam diyoruz hepimiz. Ondan sonra Yahudi ne yapar? Amerika ne yapar? Ödümüz kopuyor ya. Ve yine mertül cibale demmeratu. Dağlara emretsem üstüne yıkarım. Ona kırar geçirir. Ve yine mertül bihara karakat. denizlere emretsem denizler gelir buhar. Her tarafımız denizlerle çevrilir. Mevla dur diyor duruyor. Yükselse su seviyesi al hepsini içine. Aa şimdi buzullar eriyor. Avrupa Avrupa diyorlar ki suların altına gark olup gidecek. E ne yapacak? Allah Teala buhar. Ha. Ve lakin aleyye. Lakin şimdi bu firavun için bu kadar gökleri yerleri devreye geçirmeme değmez. Bu basit adam. Ve sekata min Benim nazarımdan düşük adam. Ve o hilmi. Yine de ben acele azap etmem diye mühlet veriyorum o daireme. Onu da almışım. Ve bima indi. Benim yanımda öyle ordular var ki. Benim ona ne ihtiyacım olsun? Ve hukkali enniyen el gani. La ganiye gayri. Benden başka zengin yok, ihtiyaçsız olan yok. Benim yegane zengin olmam bana yeter artar. Febelliğu risaleti sen şimdi tut yolu git. Ona elçiliğimi duyur. Ve du'u ila ibadeti ve tevhidi ve ihlası ismi. Onu ibadetime çağır. Beni birlemesine çağır. Benim adımı ortaktan arındırmasına çağır. Ve bi eyyâmi. Bak ben geçmiş ümmetlere ne azaplar ettim onları helak ettim. O günlerimi azap günlerimi ona hatırlat ve haddiru ve çetin azabımdan gazabımdan onu sakındır ve akbiru ennehu la yekumu şeyun li gadabi Allah Allah ona söyle ki ben gazaplandım mı gazabıma karşı hiçbir şey duramaz aman ya Rabbi gazabından sana sığınırız ya Rabbel alemin Allah 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 gazabından rızana sığınırız ya azabından rahmetine sığınırız ya. senden sana sığınırız ya Rabbi kime sığınırız ya ben gazaplandım mı kimse tutunamaz. Yine de sen ona ve kullehu ma beyne zalika kavlen yine. Sen yine de konuşurken yumuşak konuş. Lalle vetezekkeru ve yakhsha. Belki düşünesi gelir, belki benden korkası gelir. Sen yine de vaz ederken tat yani yumuşak konuş. Firavuna gidene bile yumuşak konuş. Buyurulursa ya biz şimdi millete namaz kıl derken oruç tut derken nasıl konuşacağız? Benim burada konuştuğuma bakmayın siz. Burada ortaya konuşuyorum. Tek, tek konuştuğum zaman ben çok kibar adamım yani. <laughs> Öyle adama ne yapıyorsun lan sen niye kılmıyorsun? Böyle konuşulmaz. Ya namaz kılalım. Bak Allah'a muhtacız, zayıfız. İşte. Kabirde dayanamayız. Böyle Hı. yapacaksın. Vaaz etmenin usulü öyledir şimdi. Sen de kürsüden konuşur gibi konuşamazsın. Yukarıdan başka, aşağıdan başka bu iş. Yumuşak konuşun. Efendim. Ve akberu enni ile ve ve Ona söyle ki, ben gazap ve cezaya davranmaktan daha çabuk af ve mağfirete davranırım. Ben affetmeyi severim. Velayr evenneke. Ma elbistu min basit dünya Şimdi senin üzerinde bu aba var. Kalın kaba var. Gideceksin onda bir haşmet ihtişam göreceksin. Onun tahtının üzerine kurulmuş öyle bir elbiseler giydiğini göreceksin ki Sakın o seni şaşırtmasın. Fe inne nasiyete edi. Onun heybeti, azameti, o kapılar, kapılardan kapılar, kapılar, içinde kapılar, o nöbetçiler, dinle de bak. Milyon var, milyon. Milyon bekçi koruma var. Milyon, sayı milyon. Birinden geçiyorsun, orada bir ordu. Oradan geçiyorsun, orada bir ordu. Allah. Firavun bu ya. Leyse yatrifu ve la yantıku. Ve la teneffesu illa bi izni. O firavun göz açıp kapayamaz, konuşamaz, nefes bile alamaz. Ancak benim iznimle alır. Şimdi dünyanın bütün hükümdarları, bütün efendim süper güçleri kimin izniyle nefes alıyor? Bir anda nefesini keser mi? E bu Allah ile kim harp edebilir ya? Kullu sen o Firavun'a söyle ki Ecib Rabbeke Rabbinin davetine icabet eyle. Fe innehu vasi'ul mağfira. Rabbin affı mağfireti çok geniş bir zattır. Ve innehu kad emeleke arbamiyat sene. Sana kaç sene müsaade verdi? 400 sene. O zaman Musa Aleyhisselam gitti ne dedi, ne diyecek ona? Ey Firavun bak Allah sana ne kadar fırsat verdi? 400 sene. Bu 400 sene de ne ne biliyor musun? Firavun olduktan sonra. Firavunluktan öncesi de var. Kaç sene yaşamış rahatlık içerisinde? 400 sene. Efendim ve fi ente mubarizun li muharebedi. Sen 400 senedir Allah'a savaş açtın. Allah da ne yapıyor celle celalühü? Müsaade veriyor mu? E şimdi biraz efendim 40 sene, 40 küsur sene, 50 sene yakın Yahudi bir devlet kurdu. Müslümanları kırıyor, geçiriyor. E ne oldu hoca efendi? Hani bunların devlet olmayacaktı. Bu niye oldu şimdi? Ya Allah'ın günlerine göre 40 sene nedir? 50 sene nedir? 400 sene Firavuna ne yaptı? Sen niye aldanıyorsun ya? Amerika'da 400 sene mi oldu? He? Yaklaşık yok canım 200'den fazla ya. Efendim? Teşebbahu ve temesselu bi. Sen Allah'a karşı savaş açıyorsun. Kendini Allah'a benzetiyorsun. Kendin ilahlık iddia ediyorsun. Ben sizin en büyük Rabbinizim diyorsun. Ve tasuddu ibadu an Allah'ın kullarına Allah'ın yoluna girmekten men ediyorsun. Ve ve yumturu aleyke O Allah hala sana gökten yağmur yağdırıyor. Yağdırıyor mu bize şimdi? Taş yağacak yerde yağmur yağ. He, yağdı işte. Yağdırıyor Rabbim. E şimdi bu kadar gavur var, bu kadar da Müslüman var. Müslümanlar hatırına gavurlar da geçiniyor. Allah diyenlerin hürmetine yağıyor. E Firavun 400 sene ilahlık taslıyor. Allah ona yine yağmur yağdırıyor. Ve ün bitüle gel Topraktan sana mahsul bitiriyor. Yani yoksa ne yiyeceksin? Bir oturuşta bir deve yiyordu. Lemteskan, teskan ve lem tehram ve lem teftekir ve lem tuğleb Bak bu zamana kadar başın ağrımadı, dişin ağrımadı. Hiç hasta olmadın ve ihtiyarlanmadın. Firavun'un gençliği nasıldı? Devamlı tazeleniyordu. 50 sene geçiyor, bir tazeleniyor, oluyor sıfır. Mevla öyle yaptı. Niye? E öyle olmasa da kendi kendine diyecek ulan benden de ilah mı olur ya? Ama öyle olunca diyor ki ben herhalde ilahım ya diyor. Anladın mı şimdi? Adam bir oturuşa bir deve yiyor. Bodur ya birkaç karış bir şey. Boyu çok yok. Bu yani anormal bir şey yani. Bir oturuşa bir deve o boyda adam yer mi ya? 40 günde bir tuvalete gidiyor. 40 günde bir kere gidiyor. O da büyücülerin nezaretinde 50 fersah ileriye gidiyor. Çünkü bütün millet kimse bilmiyor onun abdest bozduğunu. İlah ya şimdi abdest bozarsa koy verecek ya. Yani. Bu sefer bu ne yapıyor? Büyücülerin nezaretinde 50 fersah ileri gidiyor. Neden? Kim bilir ilahımız ne büyük işler çözüyor. Millet onu bilmiyor ya nereye gitti nereden geldi sarayda bir kere abdest bozdu yok e şimdi herkes abdest bozuyor bu abdest bozmayınca bu ilah oluyor tabi Allah Teala da buna böyle bir imtihan olsun diye ne vermiş sağlık vermiş, sıhhat vermiş hastalık vermemiş, başı ağrımıyor dişi ağrımıyor başı ağrısa biraz diyecek ki ulan ben ilah değil miyim acaba ama adamda hiçbir şey yok onun için hastalıklar müslümana fakirlikler, musibetler nedir? iyidir Tevbeye sebeptir. İnsana ahireti hatırlatır, kendini hatırlatır. Acizliğini gösterir, zayıflığını gösterir. Değil mi? Hiç hasta olmayan adam çok tehlikeli ya. Çünkü Allah muhafaza azar yani. Evet. Şimdi bunlar hiç fakir olmadın. Hiç mağlup olmadın. Yenilmedin. Ve lev şâen yu'accile zâlike leke ev ufe'ale Rabbin dileseydi seni hasta eder miydi? Hemen eder. İstese bütün bu nimetlerini alabilir miydi? Hemen alırdı. Ve lakin nevzu enatin ve hilmin azim. Lakin senin Rabbin hiç acele etmez. Hilim sahibidir. Efendim, kaçıracağından korkmaz. Onun için de acele yakalamaz. İpini uzun salar. İmtihanı devam ettirir. Onun için sen bunu aldanma. Şimdi bunlar nereden nida geliyor bunlar şimdi hepsi? He? Ağaçtan geliyor. O ağaçtan Mevla bu kelamları muttasıl Vahyediyor ediyor. Musa Aleyhisselam da ağacın dibine oturmuş, başını eğmiş, dinliyor. Vazifeyi tebellü ediyor. Rabbimiz ağaçtan tebliğ ediyor. Musa Aleyhisselam tebellü ediyor. Vazifeyi üstleniyor ve böylece ne olacak? Yola çıkacak. Ondan sonra Mevla Efendim Musa aleyhisselama ve cahidu binefsike ve hik hem kendin hem kardeşin. O arada ne yaptı Musa aleyhisselam? Mevla'dan ne istedi? Kardeşini ona yardımcı kılmasını istedi. Çünkü neden? Bu iş zor iş. E burada biraz da Musa aleyhisselamın dilinde ne vardı? Pelteklik vardı. O da nereden kalmaydı? Firavun'un kucağında çocuk iken büyürken Efendim bir kere Firavuna bir asılmıştı tokat atmıştı. Firavun da dedi ki bu bu çocuk bana hain bakıyor dedi. Bu bana bir vurdu ama bu bilerek vurdu diye. Şeyde e, hanımı da Asiye validemiz Ne dedi? Ya o çocuk ne anlayacak dedi. Bilerek vurur, vurur mu dedi? O dedi ki yok ben de bunu imtihan edeceğim. Firavun aslında çok akıllı. İmtihanı nasıl imtihan edeceğim dedi. Hemen dedi bir ateş parçasıyla bir altın parçası getirin bakalım hangisine uzanacak halbuki efendim altına da uzanabilir çocuk olsa da fakat Musa Aleyhisselam aklı başında çocukluktan beri e, elini nereye uzatmağa davrandı altına doğru elini uzatacakken Cebrail Aleyhisselam yetişti elini hemen ateşe çevirdi bir de ben o kadar çocuğum ki diye göstermek için ateşi de ağzına aldı değdirdi evet. ve oradan bir dilinde pelteklik kaldı firavun da dedi ki hakikaten çocukmuş dedi ya tamam dedi bu, bu bana bir zarar olmaz dedi Öyle Mevla onu efendim aldattı. Yani e, bu şekilde Musa Aleyhisselam'ı 30 yaşına kadar koynunda, kucağında büyüttü. Ondan sonra daha başka meseleler devreye girdi. Efendim bir adamın ölümüne sebebiyetten kaçtı. 10 senede Medyen'de kaldı. Şimdi 40 yaşını doldurdu. 40 yaşında geldi. Bu ağaçtan nida ile kendisine Risalet, peygamberlik vazifesi geldi, verildi. Evet. Böylece Mevla Teala'dan emirler telakki etti. Ondan sonra bu emirleri aldı. Sen ve kardeşin gidin onunla cihad edin. Ben sizi onunla cihad etmek için yetiştirdim Allah buyuruyor. Ben istesem şimdi ona öyle ordular gönderirim ki. Hiç size lüzum yok. Lakin o zayıf firavun, Bilsin ki o kendine güvenen, ordularına güvenen benim azım çoğum yoktur ama azıcık bir ordum benim iznimle çok düşmanlarımı gal efendim mağlup eder onları yenik hale düşürür sakın onun süsüne aldanmayın gözlerinizi bile onun sarayının şaşasına uzatmayın onlar dünya hayatının geçici süsleridir şımarıkların ziynetidir ben istesem size öyle elbiseler veririm Mevla buyurdu Size öyle bir kıyafet giydiririm firavun bir baktı mı sana der ki benim saltanatım acizdir bu böyle bir elbise bulmaya. Çünkü Allah size cennetin bütün mücevherlerinden onun üzerine giydirir. Lakin ben dünyayı dostlarıma yakıştırmam. Evliyama dostlarıma böyle yaparım. Evvelden beri dünyanın rahatlığını onlardan uzak tutarım. Nasıl ki şefkatli çoban devesini uçurumdan geri çeker ben de dostlarımı dünya nimetlerinden Geri çekerim Allah buyuruyor. Allah Allah. Ben ama o dostlarım benim yanımda değersiz diye değil. Ya dünyadan yara almasınlar. Dünyada zevklerini eksiltmesinler, ahirete geldiklerinde cennette ikramımı tam alsınlar. Ben onu murad ediyorum. Evet. Böylece emirler verdi. Ondan sonra Musa Aleyhisselam'a dostlarını tarif etti. Evet. Dostuma ihanet edene, hakaret edene, dostumu korkutana harbi ilan ederim. Buyurdu. Sen benim dostumsun. Ee, benimle harp et, seninle harp eden, benimle harbetmiş olur. Dostlarıma savaş açan bana savaş açmış olur. Benimle savaşan kişi bana karşı dikilebileceğini mi zannedebilir? Benden kaçıp kurtulacağını mı, beni aciz bırakacağını mı sanar? Evet. Ben dostlarımın yardımını kimseye bırakmam. Böyle nidalar Arapça tabi devam ediyor ve böylece Musa Aleyhisselam kalktı geldi. Firavun bir şehirde duruyor. Şehrin etrafında ormanlar yetiştirmiş. Ormanda aslanlar yetiştirmiş. Dolu aslan var. Efendim, aslanların bakıcıları da var. Kime işaret etse yutsunlar şunu diye. Aslanlar onu hemen yiyor. Şehrin dört kapısı var ormanın içerisinde. Musa Aleyhisselam Firavun en içten, en üstten Ta en dipten geleni görecek yerde. O ana caddeden en büyük yoldan Musa ilerlemeye başlayınca aslanlar onu gördü. Orman aslan dolu etrafı tür. Aslanlar onu görünce tilki gibi bağırmaya başladılar. Tilki sesi çıkartınca aslan bakıcıları bu işte bir şey var dediler. Bu aslanlar niye böyle ses çıkarıyor? Firavundan da korktular. Bizi atar aslanlara bu sefer diye. Ondan sonra Musa geldi geldi kapıya dayandı. Asa elinde. Küçük asa. Vurdu kapıya. Üzerinde diyor bir yünden cübbe var. Bir de şalvar var. Şalvarla cübbeyle geldi. Allah'ın peygamberi. Hadis-i şeriflerde böyle geçiyor. Kapıcı, bekçi muhafız görünce ya sen ne cesaret dedi ya. Kimin kapısını çalıyorsun sen? Dedi. Sen dedi efendinin kapısını çalıyorsun ya. Dedi ya bırak sen ya sen de ben de Firavun da hepsi Rabbim Tebaraka ve Teala'nın kuluyuz. Ben onun dinine yardıma geldim. Bana kimse bir şey yapamaz. O şimdi bir şey yapamıyor Musa bak Allah heybet vermiş. Fakat içeride bir daha kapıcı var bir daha. İçe, i̇çeri geçtikçe nöbetçiler var. Hepsi birbirine haber veriyor. Ondan sonra en son bekçi haber aldığı noktadan sonra 70 tane koruma var içeride. Her bir korumanın elinin altında Allah'ın dilediği kadar ordu var. Hazır. Ordular bekliyor. Şu an dünyada işte en büyük ordulardan fazla. Biliyorsunuz Kızıldeniz'de boğulan Firavun'un ordusu bir milyon altı yüz bin kişiydi. Bir milyon altı yüz bin hepsi atlı, hepsi genç, efendim eli silahlı. Dünyada öyle ordu yok. En sonunda Firavun dedi. Bırakın gelsin. Gelince baktı ki Firavun tanıyor. Çünkü 30 yaşına kadar şeyde sarayda büyümüş. Dedi sana bir kendini tanıtayım mı dedi. Musa Aleyhisselam dedi tanıt. <laughs> ya biz sen bebek değil miydin biz seni? Büyüttük. E vele biz de fina senin. Senelerce yanımızda kaldın. E ee, ne yapalım dedi. Dedi ben gittim. işte bir adam öl ölümüne sebep olduk. İstemeden de o adama tokat attı Musa Aleyhisselam biliyorsun. Bir tane diye adamın eceli gelmiş. Adam gitti. Ya bu sefer ben de kaçtım. Korktum diyor, kaçtım o zaman peygamber değildim. E ne oldu şimdi? Fevebeli Rabbi hükmen. E Allah bana peygamberlik verdi, ilim verdi ve cealeni minel murselin. Beni gönderilen elçilerden yaptı. Firavun şaşırdı kaldı. Dedi, yakalayın bunu dedi. Çabuk tutun. Deyince Musa Aleyhisselam'ın elinde malzeme hazır. Hemen asayi yere bıraktı feydaye fel kasa feydaye turbanun mubin bir ejderha ağzının üstünü firavunun kasrının sarayın üstüne altını da yerden açtı ondan sonra millete o ordular bütün toplandı başına bir saldırma hamle yaptı hadis-i şeriflerde rivayet edildiği üzere insanlar birbirini kırdı bir izdiham 25 bin kişi o anda öldü 25 bin sayısı bütün kitaplarda ittifakla geçiyor. 25 bin kişi. Büyük bir ordu vardı orada. Bir izdiham biliyorsunuz. İzdiham ne yapar? Herkes birbirini ezer. Efendim o koca şey köşkten büyük. Şehir gibi şehir bir şehir kadar oluyor. Allah. Allah. Firavun'un hiç hesabı tutmadı. Ondan sonra efendim içeri kaçtı. O zamana kadar tabii hiç abdest diyorum. 40 günde bir bir kere abdest bozuyor. 400 defa elbiselerine ve bütün milletin önünde abdest bozuyor, bozuyor, ishal. Boğulana kadar o ishal devam etti. Hiç daha ishali durmadı. Öyle korktu, öyle korktu. Evin içine gir girdi, en bir şey özel hücresinin içine girdi. Ondan sonra efendim oradan bağırıyor. Ama akıllı adam yine de, panik yapmıyor yani. Dedi ki, yahu dedi... Bir süre tayin et de dedi bu işi bir düşünelim dedi. Şimdi bu senin Rabbin var kimdir nedir ben ne durumda olacağım. Öyle ya ilahlığı bırakacağız vezir mi olacağız <laughs> ne olacağız yani. Şimdi bu kolay işler değil. Bir düşünelim dedi bu meseleyi. E tabi yılan öyle açmış ağzını her tarafı yutacak vaziyette. İstersen düşünme. Ondan sonra Musa Aleyhisselam dedi ki sana bir süre verme benim iznim yok. Ben Allah'ın memuruyum. Allah bana dedi ki git bununla savaş. Ben dedi geldim tek başına ya. Allah e ne olacak? E dedi ben senle mücadele edeceğim. Sen Allah'a ibadet edeceksin. İsrailoğullarını kölelikten azat edeceksin. Alacağım gideceğim Kudüs'e ibadet edeceğiz. Herkes hürriyetine kavuşacak. Herkes senin kölen mi ya? Benim aldığım emir bu. Deyince Allah dedi ki bak sen çıkmazsan ben gelirim dedi oraya. Musa Aleyhisselam. Çık oradan. Çıkmazsan ben gelirim. Çünkü ejderha Kapıyı, bacayı söküyor. Ne yapacaksın? En içeriki odaya girsen ne olacak? Söküyor erteği. Kökünden söküyor. Allah Teala vahiy ettiriyor. Ey Musa, sen dedi ona söyle ki, süreyi o koysun, bir müddet belirleyin, ondan sonra hesaplaşırsınız. Efendim Firavun dedi, hatırım için dedi, 40 gün olsun dedi. Ben dedi, anca hazırlanırım dedi. Büyücüleri toplayacak ya, 70 bin büyücü toplayacak da, Bilmem ne. Musa Aleyhisselam'a karşı onları çıkaracak. Musa Aleyhisselam hemen tutar tutmaz ejderhayı ne oluyor? Asa oluyor. Hemen alıyor eline. O kadar po po portatif yani böyle. Hemen. istediğin yerde kurma hazır. Bıraktın mı? İstanbul'u yutar ya. Yutar İstanbul'u ya. 70 bin büyücünün bütün malzemesini yuttu ya. İki vadit arası dolusu mal malzeme hep yuttu. Şu kadar asa Hemen aldı asasını Musa Aleyhisselam çıktı gidiyor. O aslanlar hepsi kuyruk sallıyor. <laughs> Çıkarken yolda da beraber ona refakat ediyorlar. Onunla beraber gidiyorlar. Hiç onu korkutmuyorlar. allah Teala. Ne vahiyler etti, ne tebliğler etti, ne risaletlerle peygamberleri gönderdi. Firavunu gark etti, helak etti. Tabi sonraki kıssaları biraz daha e, dinlemişsiniz. Yani boğulma kıssası da olsun, büyücülerin şeyi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Onlardan bayağı bir sohbetlerde, derslerde geçmiyor ama bu e, ilk ağaçtan gelen nida hakikaten çok ayetler dolu, ibretler dolu. Bu mübarek 15. gecede allah Teala'nın efendim Musa Aleyhisselam'a yaptığı mükaleme böylece kısaca da olsa inşallah bir feyiz ve bereket Allah'a lütfeder, nasip eder. Ondan sonra İdris Aleyhisselam her gün ne kadar ibadet ediyordu? Bütün dünyadaki insanlar ne kadar ibadet ediyor? Onun o kadar ibadeti Allah'a arz ediliyor. Melekler şaşırdı. Dediler bu nasıl bir kul? Ölüm meleği ona aşık oldu. Dedi ya Rabbi izin verirsen ziyan dedi. Mevla izin verdi. İnsan kılığına girdi. İdris Aleyhisselam sıralı oruç tutuyor. Her gün oruç. Azrail Aleyhisselam insan kılığında ondan ibadet ediyor. İftar vakti olunca sofraya davet ediyor. Yemiyor. Üç gün iftarda yemeyince İdris Aleyhisselam bu işte bir şey var dedi. Üçüncü gece dedi ki senin kim olduğunu tanımak istiyorum. O da dedi ki ben ölüm meleğim. Azrail Aleyhisselam'ım Rabbimden izin aldım seninle beraber biraz ibadet edeceğim. Ne büyük peygamber İdris Aleyhisselam. Aa dedi gökte ararken yerde buldum. Ben de seninle işim var. Ne var? Dedi benim canımı bir alsan iyi olur. Dedi ben öyle kendi kendime can alamıyorum ki. Mevla'dan izin almam lazım. Mevla vahyet, ikbuz ruhu. onun canını al. Mevla'dan izin al. Hemen canını aldı, bir saat ölü kaldı. Bir saat sonra canını iade et. Sordular ona, ölümün acısını nasıl buldun? Canlı koyunun derisini diri diri soymak gibi de. Ölüm böyle bir zor bir şey. Şimdi o zorlukları düşünürsen, bu gece ibadeti kolay gelir. Yarınki oruç kolay gelir. Sadaka vermek kolay gelir. Ölüm var. Orayı düşüneceksin. Ondan sonra ölüm meleği dedi ki anlamadım ama dedi sen niye ölmek istedin? Dedi ölümün sıkıntısını tadayım da daha fazla hazırlanayım. Uyku gelirse, zorluk gelirse ölümü tattığım için bak önünde ne var? Gevşeklik gitsin. İdris Hacem dedi ki bir isteğim daha var. Nedir o dedi. Ya beni bir göklere kaldırsan, bir cemaları dolaşsan, bir cenneti cehennemi göreceğim. Müsaade var mı? Allah Teala'ya soralım. Mevla izin verdi. Cehenneme yanaştı. Dedi ki bir isteğim daha var. Nedir o? Cehennemin bekçisinin adı Malik'tir. Ona bir müsaade iste de kapıları bir açsın dedi. Ben bir cehenneme gireyim çıkayım. Bu sefer Mevla'nın müsaadesiyle cehennem açıldı. Baktı cehenneme. Dedi cehennemi gösterdim. Bir de cenneti göster. Cennete götürdü onu. Kapıları açtırdı. Cennete girdi. Ölüm meleği dedi ki Uğruc li te'ude ila Hadi bakalım dedi. Bu semavattaki dolaşmamız sona erdi. Allah Teala sana göklerin melekutunu gösterdi. Ayetlerini gösterdi. Şimdi inelim dünyaya yerine dönesin. Bir ağaca tutundu. İdris Aleyhisselam cennette bir ağaca dedi çıkmam. La ahrucu dedi ki bak beni sıkıntıya sokuyorsun dedi. Bu iş ben böyle izin veremem dedi sana. Sen dünyanın adamısın da ben ne bileyim senin durumun nedir? Önünde neler var? Burada seni bırakıp ben nasıl gideceğim? Ben getirdiğim yere götüreyim. Sen sonra Mevla'le anlaş. O dedi sana ne ya sen bırak git. Bu sefer anlaşamayınca Allah Teala hakem gönderdi bir melek. O melek hakem olan melek dedi ki niye çıkmıyorsun dedi bir defa delillerini söyle. Elinde delil ne var? İdris Aleyhisselam dedi. Allah Teala buyurdu mu? Küllü nefsinde zâikatül Her canlı ölümü tadacak. Tattın mı ben dedi? Tattın dedi. Peki Mevla buyurdu. Ve in min illâ Sıratı geçmeden, cehennemi görmeden kimse cennete giremez. E ben girdim mi cehennemi gördüm mü de? E girdim. Peki cennete de girdin mi? Girdin. Ve mamun abi muhracin. Allah Teala buyurdu mu ki cennete giren daha çıkmayacak? Onu da buyurdu dedi. O zaman dedi ben de çıkmıyorum. Allah Teala ölüm meleğine ne vahyetti? Bi izni dehal el cenne ve bir emri la yahrucu bina. İdris peygamberim benim müsaademle cennete girdi. Benim emrimle de çıkmayacak. Şimdi aynı bizim gibi diri Cennette de aynı ibadete devam ediyor. O çok dua ederdi. Ya Rabbi derdi. Ben ölüp de kabirde yatacağıma üzülmüyorum da derdi. Uzun gecelerde millet sabaha kadar namaz kılacak ben boşuna yatacağım ona üzülüyorum derdi. Onun için Mevla ona son kıyamete kadar ibadet izni verdi. Böylece efendim alimler dört peygamberi diri olarak sayıyorlar. İkisi yerde Hadır Aleyhisselam ile İlyas Aleyhisselam ikisi gökte. Bunlar da İdris Aleyhisselam ile İsa Aleyhisselatü Vesselam Allah Teala bu mübarek gecede 15. gecede ne yaptı? İdris Aleyhisselam'ı göklere kaldırdığı gece bu gece Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu üzere Estaizübillah Ve zikur <laughs> fil kitabı İdris İnnehu kâne suddîkan nebiyyâ فرفعناه مكانا عليا Habibim kitapta İdris Nebi'yi de an ondan bahset Allah emrediyor biz de size bahsettik mi? Bahsettik. Evet o sıttık idi çok doğru dürüst idi gerçek bir peygamber idi yüksek makam sahibiydi biz onu yüce mekana kaldırdık Semavatta makamı kaçıncı kaç semadadır? Dört. Miraç gecesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hangi katta gördü? Diyor. İsa aleyhisselam 2'de, İdris aleyhisselam 4'te. Evet, Allah Teala şefaatlerine nail eyleye. İşte bu mübarek gece bu gibi kıymetli hadiselere mahal olmuş, sahne olmuş bir gece. Bereketleri, feyizleri, rahmetleri hepimizin üzerine neşroy ola inşallah. Efendim Rabbimiz bu mübarek gecede Onların feyizlerinden, bereketlerine, bizi de müstefid eyleye, müstefiz eyleye. Amin diyenlerinizde nar cehiminden azad eyleye. Amin. Amin. Amin.